Evet arkadaşlar, 5 milyon 250 bin Türk lirasına size fırsat bir ev sunmaya çalışacağım. 5 milyon 250 bin Türk lirası, biraz bir şey söyleyeceğim, bağışlayın beni lütfen. Dün ben 9 milyon 500 bin Türk lirasına bir evde tanıttım. Dolayısıyla bazen sitem alıyor insan. Yani diyor ki ne oldu bu paralara? Ben de diyorum ki trafikte çok pahalı araçlar var, bir de uygun araçlar var. Şunu demeye getiriyorum, bazen de fırsat oluyor. Bakın işten samimi söylüyorum. 4 odalı, eşyaları yeni. Bu ev önünde de ufak bir havuz var. Havuzun oluşu olmayışından iyi. Bu evimiz iskan hazır. 75 metre oturumu var. 75 üstü, bir de müştemilatı. Kocaman kocaman büyük bir ev. Didimhisar Mahallesi'nde. Şu anda salondayım arkadaşlar. Salonu bir ön plana çıkar. Panjurları kapattık ki iyice okuyalım salonu diye. Bu güzel süslerin üstünde de çıkayım arkadaşlar. Granitler özellikle süslene püslene yapılmış. Salonumuz bu. Büyük bir TV ünitesi de orada. Oturma gruplarımız hepsi burada. Panjurlarımız var. Bu tarafta ufak bir havuz var. Evin girişi, bahçesi büyük. İki tane evdir. Ancak böyle bazı evlerden çok çok büyük bir ev. Ve salondan da kapısından da belli oluyor. Hani Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir dercesine. Ve sevgili Can, bir evin girişi hoşuma gidiyor. Evin girişini bir ön plana çıkaralım. Bir evin girişi, yani bu böyle sarmalamış ya. Şimdi nasıl sarmalamış? Geç oraya, geç 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 geç. Sevgili arkadaşlar, bakın binanın dışını size göstereceğiz. Buradan geliyoruz, güney cepheli ev. Evimizin böyle geniş bir, zengin bir girişi var. Salonumuz bu tarafta. Mutfak da burada. Hatta mutfaktaki malzemeleri, salonda da bir şey var. Onu dışarı çıkardım. Daha iyi anlaşılsın diye. Ve şimdi merhaba ev dedik. Merhaba ev. Geldik evimize. 5 milyon 250 bin Türk lirası. Şu tarafta salonu göstermiştik size. Böyle bir daha gel şimdi. Kapıyı birden açılacağım. Açacağım, açılacağım. Evet, açıl Süsam, açıl. Salonumuz bu arkadaşlar. Salon bu. Zaten göstermiştik. Bir böyle bir gel, böyle dolan. Böyle ne yap? TV ünitesini öp. Yanda da böyle dikey pencereler yapmışlar. Panjurlar da var. Hem binanın dış cephesinde estetiklik yapsın diye, hem de aydınlık amaçlı. Televizyon yeri baya büyük. Oturma grupları sıfırdır. Yani bu ev hiçbir gün bile oturulmadı. Onu arz edeyim. Koridorumuz bu. Koridorda hemen aynalı kemer, ince bele, dar gele. Bizim böyle bir vestiyerimiz var. Bir de bizim bazen Güney Kore'den, alfabede bizim telefonlarda yok bazen, klavyeye bakıyorum. Oradan bana Türk bayrağı, bir de şey gönderiyorlar, nazar boncuğu. Korecedir, Çince midir nedir? Bazıları yazıyor, bir de böyle yapıyorlar. Bir de Atatürk resmini de atıyorlar. Yani o nereden, Kore mi neresi? Ya nazar boncuğu atıyorlar, ya bayrak ya da Atatürk resmi atıyorlar. Bu aklıma geldi, nazar boncuğu da demek ki bizim sembolümüz. Ve burası da arkadaşlar mutfak. Şimdi mutfağı ne yapalım? Dur ben bu kapıyı açayım Can. Mutfağı iyice oku. Şimdi mutfağı nasıl okuyacağız? Geç oraya. Ocağımız yerli yerinde arkadaşlar. Mutfak çok kaliteli. Tezgah kaliteli. Ben de 9 milyon 500 değil. Bakın kuşağısı 18, 20, 30. O paralara değil. 5 milyon 250 bin Türk lirası da ev var. 3'e de var. Ama bu kelepir mi diyorlar, ne diyorlar? Bu eve de kıyamıyorum kelepir demeye. Çünkü lüks bir evdir. Fiyatı uygundur. Alıcı olursa kaçırmasın. Burada ocak, üstünde de bu dablumbaz buharı çeken yer. Burada yıkama yeri. Efendime söyleyeyim, çamaşır değil bu, bulaşık. Mikrodalgada. Arkadaşlar mutfak geniş. Mutfak geniş de şimdi geç. Şişman buzdolabının yeri de mahkem olmuş arkadaşlar. Güzel bir şişman buzdolabı. Beko marka şişman bir buzdolabı. Şimdi bir daha yerler granit. Sevgili Can, vestiyeri oku, koridoru oku, bir daha mutfağı oku. Bir daha mutfağı oku. Didimhisar Mahallesi'nde güzel bir lokasyonda, çarşı pazar ayağınızın dibinde, hastane ayağınızın dibinde, okullar ayağınızın dibinde, ulaşım sorunu yok. Ve bir daha böyle salona doğru git 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 git. Git git, geç geç oldu, ciğerlerim kanıyor. Sonra koridorda oluşu olmayışından iyi. Klozet kapağı da kapansaymış iyi. Evet, şimdi ibrikçi başı oldum ben de, hep kapatıyorum. Neyse, burası ton dolap, burada oturma yeri. Bazen böyle oturuyorsun, böyle boğulacak gibi oluyor ya bazen. Bu yeraltı merdivenler, merdiven altı veceler. Neyse işte,
Arkadaşlar bu öyle değil, bu rahat. Buraya da havuzun motorunu koymuşlar. Merdivenin çıkçıklarına bak. Bakın arkadaşlar, bunlar külfet, bunlar alüminyum. Bazısı neyden yapıyor? Böyle alçı mı, tahtadan mı yapıyorlar? Ama bu değil, bu uzun ömürlü. Sonra kavga etseniz kırılır onlar. Bunlar öyle değil. Köprülerde yapıyorlar ya, bizim böyle asma masma ücretli köprüler var ya, pahalı dediğimiz köprülerde, o bana onu anımsattı. Ve şimdi çıktık, çıksam yolun kavşağına, haykırsam birisine, can ne kadar güzelmiş can. Arkadaşlar bunu kaçırmayın. Hadi ben diyorum araba var, bilmem bandrolu kaç para, şey kaç para, 100 milyona da villa var. Efendime söyleyeyim 3 milyona da var. Ama bu ev bizim neremize yetmiyor, başımızdan çok. O yüzden insan altındakine bakar, hep üsttekilere bakmaz. Bu evi kaçırmayın, esnaf bilir. Bakın bu dikeyler yine alüminyum. 2, 4, 6, 7. Yanlış mı? 2, 4, 6, 7. 7 tane sütun var. Efendime söyleyeyim bu göbekler de güzel olmuş. Koridor geniş. Taşları bir ön plana bir daha çıkar. Oh oh. Ve geldik. Geldik. Büyük odaya. Eğer ki ya zaten böyle evler hemen satılıyor. Şimdi ben söyleyeyim. Bu ebeveyn banyolu oda. Can bu odanın büyüklüğünü ön plana çıkar. Can. Bazen biz oda büyük biz çıkaramıyoruz. Bazen evler yakışıklı biz çekemiyoruz. Yani böyle fotojenik yaptır bakayım. Oy can cani cani cani. Burası da güneye bakıyor arkadaşlar. Biraz çömel mömel bir şeyler yap. Bu odayı biraz değerlendirmeye çalışacağız. Burada da ledler var. Bunlar pembe renkler koyabilirsiniz. Bu pembeli oda olduğu için arkadaşlar birinci odayı gösteriyoruz. Sevgili can, eşyalar sıfır kullanılmadı. Aşağıda biz koltukların üstündeki bir örtüyü kaldırdık ama burayı kaldırmadık. Şimdi çok şey yapmayalım, elimiz tertemiz yani, biz kirletmedik evi mevi. Ondan sonra arkadaşlar büyük bir yatak odası bu. Burada da banyo var, kalorifer tesisatının altyapısı var. 200 küsür metre karedir bu ev. 200 küsür metre karedir bu ev. Şimdi deprem yönetmeliğine uygun, Didim bilinen, Didim'e mal olmuş, Didim'e Didim yapan insanların elinin değdiği, vatana, millete, size, bize faydalı olan insanların inşa ettiği bir evden bahsediyoruz. Burada, buraya tabii böyle süsler müsler bir sürü koyabilirsiniz. Ben bazen diyorum ya, o hani bakım masası diyorum, onun ismi neyse hanımefendiler daha iyi bilir. Ve birinci odadan başladık. Gel madem böyle, madem ki ben bir insanım, banyonun büyüklüğüne bak arkadaşlar. Banyonun büyüklüğü, can burayı bir daha böyle bir geri git, kurban oldum kusura bakma. Arkadaşlar bakın, gördünüz mü bakın. Böyle büyük büyük lavabolar, aynalar, terekler. Bu da güneş enerjisinin yeri var. Bunu da koymuşlar. Bence mantıklısı bu. Bu da çamaşır makinesi, bu da klozet. Bu da tertemiz ev olduğu için ben çekinmeden, kimseden azar işitmeden böyle maşa pay kaldır kafana dök. Daha böyle şeyde yıkanmış gibi leğende. Birçoğumuz leğende yıkandık. Bu da böyle. Banyo büyük. Taşlar keza öyle ve bismillah dedik. Allah, odanın büyüklüğüne bakıyor. Ne kadar büyük odaymış. Ve arkadaşlar geldik. İkinci odayı arz ediyoruz. Bu da ikinci odamız. Ne yapacağız, ne yapacağız? Videonun sonunda efendime söyleyeyim, size binanın dışını da göstereceğiz. Ama bu da ikinci oda. İkinci odamız bu. Bunlar yorucu değil. Bunların renklerini pembe yaparsanız yaparsınız. Bana göre renklerin en güzeli, en ağırı, en kutsalı siyah ya da beyazdır. Ya siyah ol ya beyaz. Diyorlar ya, ben gri olmadım. Ben de ya siyahım ya beyaz. Merdivenler yine çok güzel. Efendime söyleyeyim. Efendim, efendim, benim, efendim. Benim bu derdime derman, efendim. Bu banyoyu da gösterelim. Bu banyoyu da gösterelim. Bu etti kaçıncı banyo? Bu etti üçüncü banyo. Yine Hilton dolabımız burada. Yine burada duşakabinimiz var. Efendime söyleyeyim, kapının arkasında klozet var. Yani kapıyı ortaya koydukları için banyo büyük. Size öyle gelmesin, çok kullanışlı. Bu da böyle. Taşları tekrar gördünüz. Şimdi gel bakayım, gel. Geç geç oldu, ciğerlerim kanıyor. Bu da arkadaşlar güneş tam karşımıza almışız. Bütün zemin kat ve zemin üstü birinci kat panjurlarımız hepsi var. Çatıya da bu müştemilat olduğu için buraya panjur koymamışlar. Doğru mu dedim ya, bazen beni at kaçırıyor bazen. Aha arkadaşlar, bu da terasımız. Terası da göster.
Terası da göster. Bu da terasımız. Güneşe bakarsınız, sunset'e bakarsınız. Almasanız yani siz bilirsiniz, valla bir daha alamazsınız. Ve bugün bir ev vardı Adana'ya, selam güzel Adana'ya. Bir ailemiz, bir ablamız, abla izliyorsan sana tekrar selam. Şimdi damadın evinde hiçbir şey yok, gelinin evinde düğüne hazırlık yapılıyor. Bir ev var, biz de adamı ikna ettik, bizim adam da diyor ki aslında ben o parayı vermem, yükselteceğim falan. Biz de verdik, bizimkiler de zannediyor ki fiyat öyledir. Öyle değil. O yüzden arkadaşlar bu uygundur. Yani ben alayı pulamıyorum. Bazıları bir koyup 10 kazanıyor. O ayrı, o ahlaki değil. Beni bilen bilir, bu evi hiç düşünmeden kaçırmayın. Ve geldik arkadaşlar 4. oda. 4. odamızda bu, bakın. Bunlar da güzel şeylerle kapatmışlar. Çatı, çelik çatı. Burada ne var? Burada da ben bazen yurt dışına gidince böyle mekanları var. Bir de sigara içme alanları yapmışlar. O sigara içme alanları daha çok kalabalık oluyor. Ve geldik. Yıldızların arasında güneş topla benim için seyir tepesi, seyir köşesi. Al arkadaşlar bakın. Nizami. Ha, burada cezalandırma köşesi. Burada böyle ne filmler var ya, böyle acayip yabancı filmler. Adamlar ne kötü düşünüyor yabancı, böyle Netflix'te senaryoları nasıl yazıyor adamlar. Bizde de öyle senaryolar herhalde, kültürümüzde bile şefkat, iyilik var. Biz öyle şeyler düşünemediğimiz için öyle filmler yapamıyoruz. Adamlar da böyle bir film yapıyor ki insan izleyince aklı gidiyor. O yüzden o filmler aklıma gelince, böyle yerleri görünce aklıma da böyle yerler geliyor. Şimdi her çıkışın bir inişi, her inişin bir çıkışı olduğu için biz çıktık, sonra battık, aşağı geldik. Burada iki oda var. Bu ebeveyn banyolu. O normal banyo. Bu oda böyle Arap Kraliyet ailesinin şeyhinin odası gibi büyük. İçinde banyosu var. Kaç dakikadır? 12. Sonra merdivenimizden indik. Labirent yok, bir şey yok. Şimdi geldik nazar boncuklu. Bizim sembolümüz olan nazarımızı da çektik. Nazar boncuğumuz bu sevgili Can. Kapımızdan, kapının önünde de holu var. Şimdi Can, hele gel bakalım ne yapalım. Mevlam dilerim neyler. Neylerse güzel eyler. Şimdi ne güzel yapmışlar burayı. Arkadaşlar yani buraya kaç tane araba koyabilirsiniz? Şimdi Can, sen böyle kadrajını bozma. Ben bir şey yapacağım, kadrajını bozma. Şimdi geç oldu yüreğimle. Türküyü de bozduk ya. Neyse, çapraz mapraz nasıl iyi çıkar? Nasıl acaba, öyle iyi çıkar mı? Dur bakayım, ben nasıl iyi çıkıyorsa. Can böyle. Oo. Can, bu ev bu saatte güneş vuruyor ya. Arkadaşlar işte evimiz bu. Valla bu evi kaçıran kaçırdı. Böyle pembeli renkler yoksa da evde, öyle düşünmeyin. Peki sonra ne yapacağız? Bakın evimiz güney cepheli. Bazı evler var, tekli oluyor ama sıkıntılı oluyor. Bu taraf güney. Bu komşu. Güzelce kendi kamufle yapmış. Bakın böyle hırsız girerse bu demirler de ayağına batar. Ondan sonra bu da elektrik sayacı. Buraya da aracımızı, böyle kapıyı bu tarafa kaydırdık. Sonra geldik. Bakın geldik. Bunu dış cepheler su bazlı sıvalar arkadaşlar. Su bazlı sıvalar. Binanın kimliğini bir göster. Bina kimlik sertifikası. Geldiğiniz zaman, telefona okuttuğunuz zaman bunun ezesi, teyzesi, Erzurum'a selam, hepsi çıkar. Bir daha geri git. Şimdi adama 1 milyon iyilik yaparsın. Bir günde kötülük de yapmasın ama iyilik de yapmasın. Ben bunu neden söyledim? Ev çok 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 güzel, değil mi? Bu havuz olmasa da hani görmeden ev güzel diyeceğiz. Havuz olduğu için havuz küçük demeye hiç gerek yok. Bu leke düşürmez eve. Bunun oluşu olmayışından çok iyi. Şimdi bir adama, ben bir ara market işletiyordum. Adam her gün benden şey yapıyordu. Ne yapıyordu? Sigara alıyordu. Bir gün borç sigara aldı. Artık ondan sonra da gelmedi. Yani keşke borcu vermeseydim. İstemiyorum da, artık müşteri de kaybettik. Sigara da gitti. Şimdi o yüzden bazı teşbihler yaşamışız. Bir ben vardır benim benden içeri. O anlamda evin odaları bu büyüklükte, dedim de hiç bu fiyata ev yok. Havuz da gönül ister ki çok pehlivan olsaydı, havuzumuz bu. Bunu da ben içeriden çıkardım arkadaşlar. Burayı aldım. Şimdi dikkat edip tekrar içeri koyacağım. Buradan çıkaramadım bu cık cıkları.
bu şapkasını. Şimdi tekrar panjurları kaldırıp içeri koyacağım derken apliklerimiz çok güzel. Buralarda prizler, mirizler var. Efendime söyleyeyim, aplikler dedik. Bu karkastır, asmalen çözmemişler. Özellikle mühendislerin son dönemde bize dediler ki asmalen bina yapın, sorun yok. Şimdiki diyorlar ki asmalen bina iyi değil. Bu da şeydir arkadaşlar, kirişli çözmüşler karkasını. Bu kara kara taşlar, granit. İşte bir tane burada var, bir de geride. Bunlar panjur. Sonra geldik. Evin girişi burada. Mutfaktan buradan çıkıyorduk. Bahçe gula gulüs olsun ada. Burada bahçemiz de burada. Buraya BİMS yapmışlar. Daha önce bu bahçe neydi? Ayırmamıştılar. Şimdi komşu ayırmış. Dolayısıyla buraya da bir sıva atacağız. Bilginiz olsun. Sonra bilginiz olsun. Bilginiz oldu zaten. Burayı da özetledik arkadaşlar. Evlerin en güzeli sizin, bizim hepimizin olsun. Saygılarımla selamlar.